Herkese merhabalar. Asiklet Box kanalına hoş geldiniz. Bu videoda Aslanbek Mahmudov'un maç sonu yorumuyla karşınızdayım. Tabii bu karşılaşmayı 3 round içerisinde biter diye tahmin etmiştik bir önceki videoda. Ve o kadar da sürmedi. 30 saniye içerisinde daha 1. rauntta karşılaşma sona erdi nakavtla. Önce kısa bir nakavtı görelim. Ardından yorumumuzu yapalım. Bakın burada kroşe ile beraber yakaladı. Bir cep vurdu. Ardından da sağ direkle birlikte görüyorsunuz yatırıyor. Tabi güzel bir karşılaşma oldu ama fazla bir şey göremedik açıkçası. Çünkü zaten çok kısa sürdü. Ama Arsambek Mahmudov e, uzun zaman sonra ringe dönmesine rağmen gayet fit bir şekilde rakibini rahat rahat bir şekilde geçti yani. İşte görüyorsunuz. Burada bazı maçtan görüntüler var. Sesini açamıyorum telefondan dolayı. İşte bakın muhteşem bir sağ direkle birlikte düşürüyor. Evet, e, bu maçla alakalı söyleyecek fazla bir şey yok yani bekleneni yaptı. Aslanbek Makhmudov ve rakibini gördüğünüz gibi daha 30 saniyede hemen bitirdi. Yani çok da önemli bir rakip değil aslında Pavel Soğur. Görüyorsunuz zaten. Nathan Gorman da ikinci roundta yenmişti. Aslanbek Makhmudov'u. Hani Nathan Gorman'ı şey yapmak için söylemiyorum da ortalama bir boksör dahi ikinci rauntta. Onu nakavt etmişti Arslanbek da her ne kadar şu an boxeke yansımasa da 30 saniyede maçı kazandı. Tabi bundan sonra neler yapabilir? Umarım daha fazla maça çıkar. Yani böyle 9 aylık bir ara vermesi gerçekten çok fazla. Tabi Covid de var. ister istemez ama ben hep söylüyorum yani Dünyada e, virüsün daha nispeten e, az olduğu, vakaların az çıktığı yerlerde işte Gibraltar gibi bunu ilk videomda da söyledim. Yani Cebeli Tarık. Buralarda maç yapılabilir. Tabii artık bu şehir değiştirip bunun e, maçların finanse edilmesi falan durumu orasını e, bilmiyorum nasıl olacağını. E, ama umarım daha fazla maç yapar. Yani ben Aslanbek Makmudov'u gayet e, fit gördüm gayet güzel bir şekilde geldi ee, öyle çok fazla e, hani tekniğini geliştirdiğine dair bir şeyler göremedik ama e, en azından o hepimizin bildiği yumruk gücü doğru pozisyon alma işte rakibini e, üzerine gitme yani bunu ofansif dövüşen bir boksör biliyorsunuz e, Nispeten daha böyle ringde dengeli durduğunu söyleyebilirim. Önünün ben açık olduğunu düşünüyorum ama daha önemli isimlerle maç yapması gerekiyor. İşte mesela Joe Joyce gibi. Bakın onu da bugün karşılaşması olacak. Onun gibi isimlerle, onun kalibresinden boksörlerle karşılaştığı zaman daha iyi yerlere geleceğini ve daha iyi tecrübe kazanacağını, ardından da şampiyonluk maçına çıkacak duruma geleceğini düşünüyorum. Tabii sizin bu karşılaşma ile ilgili görüşleriniz neler? Onları da yorumlara yazarsanız sevinirim. Kanalımıza tabi çok fazla ilgi var. Onun için de teşekkür ediyorum. Bakalım bugün Joe Joyce'un karşılaşması olacak. Onu da akşam saatlerinde yani gece izleyeceğiz. Onun videosunu da yarın paylaşmaya çalışırım. O zamana kadar kendinize iyi bakın.